Merhaba, işte yine beraberiz. Evet, kılcal damar yataklarını duymuşsunuzdur değil mi? Daha da yakınlaşıp bunların nasıl işlediklerine bakmanın eğlenceli olacağını düşündüm. Vücudumuzun geliştirdiği birkaç tane düzen delisi kanın gitmesi yere gittiğinden emin olmak istiyorum. Sol tarafla başlayalım. Bu bir arteriyol. Arteriyol ilk başta kalpten gelen kanı taşır. Bu yoldan arteriyol vasıtasıyla aşağı inecek. Kanın bir kısmı da bu yoldan, belki de başka bir kılcal damar yatağına devam edecek. Ama buradaki başka yöne gidecek ve kanın bir kısmını da bu yola gönderecek. Pekala, şuradaki küçük olanın kılcal damar olduğunu düşünsek de aslında bir kılcal damar değil. Arteriyoldan sonra geldiği için ona meta arteriyol diyoruz. Metarteriyol. Ona böyle demenin sebebi ise bu metarteriyol duvarlarının içine bakarsanız gerçekten düz kasları görebilirsiniz. Yani tanım olarak bu gerçek bir kılcal damar değil. Çünkü duvarında düz kas var. Gerçek kılcal damarlar şuradaki arkadaşlar. Yani şuradaki arkadaşlar. Gerçek kılcal damarlar onlar. Onları böyle adlandıracağım. Gerçek kılcal damar ifadesini kullandığımızda, onları metarteriyolden ayırmaya çalışacağız. Peki kan nereye gidecek? Gerçek kılcal damarlara gidecek. Tabi tam buraya kadar. Her yoldan geçecek, buradan da gidecek. İşte böyle, böyle, evet. Kısaca her dokuya ve hücreye ulaşmaya çalışacak. Bunlar kendi başına hücreler. Bir çeşit etrafta takılan, kendi işlerini yapan hücreler. Ve tabii ki besine ihtiyaçları var. Burası hücresel seviyede bu şekilde görünüyor. Bir grup hücre beslenmeye çalışıyor. Eğer biraz uzaklaşırsak bunun doku olduğunu anlarız. Doku dediğimiz zaman bunun gibi bir hücre yığınından bahsederiz. Şimdi çizmeyeceğim ama demek istediğimi anladınız herhalde değil mi? Tabi kanın bir kısmı metateriolde kalacak. Diğer tarafa geçecek. Ve diğer tarafa geçince ne olacak? Adı değişecek. Buna tarifer kanalı diyeceğiz. Evet tarifer kanalı. Bu kanalla metateriol arasındaki fark şu. Kanalda düz kas yoktur. Yani burada düz kas bulamazsınız. İşte bu ikisi arasındaki temel farktır. Yani bu daha çok venül gibi görünmeye başlar. Burada bir şekilde kan çıkış yapar ve kalbe doğru gider. Tabii ki yeri gelen diğer kanla buluşur. Burası da venüldür ya da toplar damarcık tarafıdır. Şimdi arteriyolden venüle giden tüm o yolu bir şekilde görebilirsiniz. Aa, şimdi çok havalı bir şeyden bahsedeceğim. Vücutta prekapiller sfinkter denen büzgen kaslar vardır. Onları sarı hücreymiş gibi çizdim. Düz kas hücreleri. Prekapiller sfinkterlerin yaptığı şey aslında büzülmektir. İşte kendileri buraya çizdiğim arkadaşlar. Bakayım sanırım 6 grup halinde çizdim. Ama genelde hepsinin aynı göründüğünü görebilirsiniz. Bunlar büzülürse kanın kılcal damar yatağına gelmesini istemeyiz. Kanı başka bir şey için kullanmak üzere depolamak isteriz. Düz kas olan prekapiller sifinkterler büzülürler ve sonuç olarak bu bölgelerden kan geçişi sağlanmaz. Yani bu beyaz oklar da olmaz o zaman tabii. Kanın tümü tam ortadan geçer. Yani metaartriolin oradan geçer. Ve sonra da Trakfur kanalından geçiş yapar. Temelde yaptığımız şey prekapiller sifinkterleri sıkıştırıp kılcal damar yatağından tamamen kaçınmaktır. Düz kası kanın aktığı kılcal damar yatağında bile kontrol etmek çok çok önemli bir işlevdir.